Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Adım Uğur Aracı. 15 yılı aşkın bir süredir web teknolojileriyle uğraşıyorum ve son zamanlarda özellikle yazılıma yeni yeni girişmek isteyen arkadaşların "Hocam mobil daha revaçta değil mi? Artık mobilin çağında değil miyiz? O yüzden web ölmedi mi? Direkt mobilden mi başlasam?" gibi sorularını duyuyorum ve birazcık buna değinmek istedim. Aslında bu çok yanlış bir bakış açısı. Çünkü şu anda düşündüğünüzde sunucu tarafıyla etkileşime geçme ihtiyacı duyan bütün mobil uygulamalar hala HTTP ile yani web teknolojileri ile bu haberleşmeyi sağlıyor. Web teknolojileri dediğimiz şey sadece bir tarayıcının ekranında gördüğünüz web siteleri değil arkadaşlar. Onların çalışabilmesini sağlayacak devasa bir altyapı var. Aslında anlaması, kullanması, üstüne geliştirme yapması hayli basittir. Ama işte bazen tanıdıklarımızdan da çıkıyor. Böyle 10-15 yıldır web sitesi şeklinde çıktı üreten geliştirmeler yapsa bile webin kökünü oluşturan HTTP'yi henüz tam olarak anlamamış birçok geliştirici dostumuz var. Özellikle yeni girişecek arkadaşlar da özellikle bu HTTP işlemlerinin yapılabilmesi için hazır kütüphaneler dedikleri paketler kullandıklarından Kimi örneklerde gördükleri şekilde talepleri atıp yanıt alıyorlar ama detayını bilmiyorlar. O yüzden sanıyorlar ki mobil geldiği için web tarafında bir düşüş var. Tam aksine mobil yükselişte olduğu için web'i çok daha iyi bilen, çok daha iyi geliştirme yapabilecek nitelikli web geliştiricilerine ihtiyacımız var. Çünkü bugün mobil uygulamalar bir istemci olarak işlem görürler ve uygulama üstünden yapılan işlemlerin sunucuya gönderilip ona dair yanıt alabilmesi için hala web teknolojileri kullanılır. Öncelikle bunu bir kenara koyalım. Şu anki devam eden süreçte bile web teknolojileri olmadan mobil uygulama geliştirme planı uygulanmıyor. Bir diğer taraftan niçin programlamaya başlarken işte mobil öne koyayım web önemli değil dememeliyizden başlıklarından bir tanesi de web geliştirme ortamı çok daha yüksek bir toleransa sahiptir. Örneğin bir işaretleme dili olan HTML ile ekranda tarayıcı üstünde bir şeyler gösterebilmeye başlamak çok kolaydır. Ve HTML içinde işaretleme yaparken hata yapmanızı çok umursamaz tarayıcı bir şekilde herhalde şunu demeye çalıştı gibi diyerek bir sonuç üretmeye çalışır. Stillendirirken aynı şekilde yine Web HTTP yaşam döngüsüne uygun bir şekilde sunucu tarafında dinamik programlama için geliştirilmiş dillerden biri olan PHP de birçok başka programlama diline göre toleransı daha yüksek bir dildir. Bunun gibi gerekçelerle programlamaya başlamak, kodlamaya başlamak için web teknolojilerinin iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bugün mobil uygulama dediğimiz şeyler zaten henüz web ortamının ve buna bağlı olarak tarayıcıların yeteneklerinin Cihazın üstündeki donanımlarla tam olarak etkileşime geçemeyişine dayalı olarak araya girmesi gereken bir süreç oldu. Ne demek bu? Bunu birazcık açalım. Şöyle örnekleri var, değil mi? Mobil cihazlar çıktı ve içinde mesela titreşim motoru var. Bir şey olduğu zaman mobil uygulamalar burada hatalı bir işlem yaptın diye 3 kere bızık bızık bız titreyebilir. Değil mi? Buna ulaşmak. Onun haricinde ne örnekler verilebilir? Bazı cihazların içinde jiroskop var, değil mi? Nedir o? İşte cihazın eğimini okuyabiliyor o donanım ve programa söyleyebiliyor. Bunu da yine mobil cihazlar içinde kullanabiliyoruz. Pusula kullanabiliyoruz gibi gibi. Şimdi bu cihazlar ilk çıktığında web teknolojileri standartlarında ve web tarayıcılarında bu cihazların bu özelliklerini işte konumunu okumak, bu donanımlardan veri okumak gibi şeyler yoktu. Haliyle bu yetenekleri cihazın bu yeteneklerini kullanacak kodlar yazıyorken bir şekilde el mahkum o uygulamalar geliştirilmesi gerekiyordu. Ama o donanımla haberleşilen bir iki kritik noktanın haricinde geri kalan hemen her şeyi standartta web teknolojileriyle ekrana bir şey çizmek, oradan talebi almak ve yanıt vermek için kullandığınız şekilde geliştirebilirdiniz. Zamanla ne oldu? Cihazların içine standart olarak oturmakta olan bu donanımlar, jiroskoplar olsun, titreşim motorları olsun, bunun gibi birçok şey cihazın üstüne kurulu web tarayıcısı tarafından yönetilebilir hale geldi. Yani bugün siz standart bir web sitesinin koduna adam bu düğmeye bastığında eğer cihazında titreşim desteği varsa 3 kere titresin diye bir javascript kodu yazabiliyorsunuz. Herhangi bir cihazın içinde konum okuma desteği varsa o cihazdaki konum bilgisini okuyabiliyorsunuz ve hatta işte o bahsettiğimiz jiroskobun da verisini okuyabilir hale geldik. Bunun gibi yaygınlaşıyor. Zaten bunlar web teknolojilerine tarayıcılar tarafında standart olarak eklenmeden önce de araya küçük kütüphanelerle web teknolojilerini kullanarak mobil cihazdaki donanımlarla haberleşmeyi sağlayacak kimi parçalar yazılıyordu. Mesela PhoneGap üstünde web teknolojilerini kullanarak Mobil uygulama geliştirebiliyordunuz. Ne yapıyordunuz? İşte cihazın şu donanımına şu komutu ver ya da cihazın şu donanımından şunu talep et gibi kısımları belirli JavaScript paketleriyle çalıştırıyordunuz. Ve bu cihazın üstünde çalışırken cihazın kendi kodundan donanımdan o sinyali alıyor ya da oradan onu okuyordu. JavaScript de sizin okuyabileceğiniz şekilde geri veriyor. Tabii ki burada ne oluyordu? Performans sorunları oluyordu. Çünkü cihazın doğrudan kendi yerel native kodlarıyla bir şey geliştirmek yerine ne yapıyordunuz? Sen sadece donanım kısmıyla haberleşmesi için şunu yap. Geri kalan her şeyi, ekrana bir şeyler çizmeyi, animasyonlar yapmayı, aşağıya kayarken yeni satırlar yüklenmesini vesaire her şeyi web tarayıcısının içinde çalıştır diyordunuz. Ve tarayıcıların da o esnada mobil işin optimizasyonları düşüktü. Mobil cihazların tarayıcılarında çalışacak JavaScript kütüphaneleri, çatıları henüz optimizasyona geçmemişti. Bir performans sorunu olabiliyordu ama bugün mesela React Native şeklinde bir araç var elimizde. Ne yapıyor? React aslında Facebook tarafından geliştirilen ve ön yüz uygulamalarındaki komponentleri yani parçaları çok daha modüler bir şekilde geliştirip kullanabilmemizi sağlayan bir araç. Müthiş bir şey. React Native de şunu diyor. Diyor ki sen mesela uygulamanın içinde bir kutu çizeceksin ya. Şimdi bu kutunun bir sürü yerde bir karşılığı var. Bu işte e, iOS tarafında UI View diye geçiyor. İşte Android tarafında bilmem ne View Box diye geçiyor uydurdum. E, HTML tarafında da div diye geçiyor değil mi? React Native diyor ki gel diyor React'in içinde View diye yazan kısma buraya etiketi aç, içini doldur. Sonra bunu Android'e göre kaydet dediğin zaman ben bunu Android'in kendi yerel dilinde anlayacağı işte bilmem ne view olarak kaydedeceğim ama iOS için kaydederken UI view olarak kaydedeceğim. Bu da ne demek? Ekranda bir şeylerin gözükmesi ihtiyacı için çıktı üretilirken o cihazın native koduyla yani sanki oturup iOS için Swift'le yazmışsınız gibi, sanki Android için oturup Kotlin'le yazmışsınız gibi bir çıktı üreteceğim. Bu sayede performansı birebir native performans olacak. Ama geliştirme esnasında bu ön yüz teknolojilerini web teknolojilerinin ön yüz tarafında kullanılan parçaları. İşte dinamiklik tarafı için JavaScript'i kullanarak çok daha rahat geliştirebilirsiniz diyor. Bu da işte seçeneklerden bir tanesi. Zaten bugün ben ufak ufak buna dair ihtiyaçların da düşeceğine inanıyorum. Çünkü artık gündemimizde Progressive Web Applications diye bir şey var. Nedir bu? Biraz incelediğimiz zaman yine JavaScript aracılığıyla Web tarayıcısının yeteneklerini kullanarak tarayıcı içinde gömülü çalışan uygulamalar yaratabiliyoruz. Öyle ki Progressive Web Applications olarak yaratılan uygulamalar tarayıcının içinden mobil cihazlara doğrudan kurulabiliyor. İşte iOS'ta bu ana ekrana ekle diyerek, Android'de de sanıyorum Chrome'la giriş yaptığınızda bu bir Progressive Web Application. Bunu cihazınızın ana ekranına kuralım mı diye soruyor. Tıpkı bir Mobil uygulamayı mağazadan kurduğunuz zaman uygulamanın kökünü cihaza indirip yani işte ekrana listeleme kodları, görüntü kodları vesaireleri mobil uygulama içeriyor ama çalıştığı zaman içini dolduracak veriyi sunucudan okuyor ya. Progressive web application'larla da bunu yapabiliyorsunuz. Ve az önce bahsettiğim web standartlarıyla tarayıcılara gömülü olarak artık getirilen cihazın şusunu oku, konumuna eriş, bildirim gönder, jiroskopunu oku yani mobil uygulama geliştirirken ihtiyaç duyduğumuz mobil cihaz yetenekleri de web standartlarıyla erişilebilir ve kullanılabilir hale geldiğinden bugünkü devam ufak ufak progresif web application'lara doğru kayıyor. Bu da bizi günün sonunda nereye getiriyor? Web teknolojileri mobil cihaz kullanıcısı arttı diye ölmüş ya da ölecek değil Aksine her şeyden çok daha nitelikli web geliştirici ihtiyacının doğduğu bir döneme girmiş durumdayız. Diyorum ya işte React Native ile işte React Native standartında yaz. Onu hem Android'e hem iOS'a kendisi için native bir şekilde kaydetsin kısmını geç. Progressive Web Application kısmını da geç. Bugün oturup birileri iOS için Swift ya da Objective-C ile Android için Kotlin ya da Java ile kod yazarken bunun sunucu tarafı haberleşme ihtiyacını hala HTTP talebi atıp HTTP yanıtı olarak alıyor. Ve hala bu tarafta çalışan çoğu kişinin de HTTP'nin gerçekten nasıl çalıştığını anlamayı bir kenara bırakın HTTP durum kodlarını dahi düzgün kullanmadığını görüyoruz. Bu konuda zaten birçok alanda farklı zamanlarda farklı şekillerde yakınmışlığım var. Ama HTTP'de bir talebe atıp beklediğiniz yanıtın beklediğiniz şekilde gerçekleşip gerçekleşemediğini en basit örnekle durum kodundan anlayabilirsiniz. Mesela şu işlemi yap dediğinizde başarılı bir yanıt geliyorsa onun 200 koduyla sonuçlandığını görmelisiniz ama atıyorum üye olmak için bir form göndereceğim ama yolladığım formun içinde eksik veri var ya da o girdiğim veri uygun değil. Parolanın içinde en az bir tane rakam olması gerekiyor mesela. O esnada bana gelen yanıt HTTP durum kodu 200 olamaz. 422 olmalı. Bu girdiğiniz girdi işleme konulamaz şeklinde en başında 4 bulunan yani talebi yollayan kişi tarafından yapılmış bir hata olduğunu bildiren bir durum kodu olmalı. Bu da ne demek? Bakın, işin tamamen mobil tarafındasınız. Diğer tarafa hiç dokunmadınız ama yazdığınız talebin beklediğiniz şekilde sonuçlanıp sonuçlanmadığını anlamak adına o HTTP durum kodunu anlamlandırabiliyor olmanız lazım. Tabii ki size o API uçlarını veren bu uçları geliştiren web geliştiricinin de buna hesaba katarak http api yazması gerekiyor gibi gibi örnekler var. Toparlamak gerekirse mobil gelişiyor diye web'in ölmesi gibi bir durum söz konusu değil. Aksine az önce bahsettiğimiz bütün örnekler ve kimi işte bu http durum kodları gibi şeylerle bahsettiğimiz kısımlarla beraber daha nitelikli web geliştiricilere ihtiyaç duyduğumuz ve dahasına da duyacağımız bir dönemdeyiz. O yüzden kimi Hello World örneklerinden hemen sonra bir şeyleri çözdüğümüzü düşünmek yerine kullandığımız parçaların zeminde nelere dayandığını ve onlara dair kendimizi nasıl bilir, anlar, ihtiyaç duyduğumuzda ihtiyaç duyulan şekilde kullanabilir hale o niteliğe erişebiliriz. Bunlara bakmamız gerekiyor. Benim sizlere önerim budur. Web gerçekten toleransı yüksek, sizi çok çabuk kabul edecek ve bir şeyler yapmaya başlamış hissini çabuk verecek bir alandır. Ancak bunun için de bu teknolojilerin kullanılmasını, geliştirilmesini sağlayan temelleri iyice öğrenip bunları diğer alanlarla entegre çalışabilir hale getirmenizi bekliyorum. Biliyorum mobil tarafta çok güzel şeyler oldu, olacak ama unutmayın hala birçok farklı istemcinin ortak buluşma noktası sunucuyla haberleşmek ve bunların birçoğunda işte televizyondaki uygulamalardan saatlerdeki uygulamalara web talepleri geliyor ve gidiyor. Ekrana çizilen sonucun kimi yerlerde HTML CSS ile çizilmiyor oluşu web teknolojilerin öldüğü ya da öleceği gibi komik bir çıkarıma bağlanamaz. Evet arkadaşlar bunun gibi yer yer kısa kısa konulara değinmeyi sürdürmeyi düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bu konuda neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Bundan sonra kafanıza takılan ve değinmemi düşündüğünüz başka konular varsa aşağıya yorum olarak belirtmenizi istiyorum. Biliyorsunuz buna dair işte videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı ve bu konudaki görüşlerinizi yorum olarak işte ...bildirmeyi, zili açmayı falan gibi unutmayın. Bütün süreçlerini hatırlatacak bir kelime arıyoruz biliyorsunuz. Bir önceki videoya şaplatmak diye bir öneri gelmişti Eren Bey Merdulu'dan. İşte videoyu şaplatmayı da unutmayın gibi bir şekle getirmeyi düşünüyoruz bunu. Ee, evet, teşekkür ederim. Şimdi ben de bu videoyu nereden durduracağımı arayayım. Hep böyle buraya gelince... Bir şey unuttum mu diye düşünüyorum de Unuttuysam yoruma yazsınlar işte. Bir tane de ona video çek.